Herkese ben Doğum Arşivalisi ve videoma gelen ziyaretçilerim. Bugün sizlerle birlikte bir videoda daha karşınızdayım. Bugün videomuz konusu arkadaşlar, şöyle elimde gördüğünüz gibi bir tane General Mobile Discovery 2 mini kasası bulunuyor. Bu kasasının arkadaşlar sadece ekranı bulunmaz iken biz bugün bu cihazı arkadaşlar ekran monte edeceğiz. Daha önce de bildiğiniz gibi bu cihazın uzun kullanım testi yapmıştık ve ben bu ekranı kırdım arkadaşlar. Bunu Facebook sayfasında ben videosunu hatta paylaşmıştım söküm aşamasında filan. Cihazı arkadaşlar hemen ekranı sökmek zorundaydım ama bugün sizlere bu değişim, ekran değişimi videomuzda arkadaşlar ekranın nasıl söküldüğünü dair gösteremiyorum. Çünkü ekranı daha önceden sökmek zorundaydım. Ekran kısa devre yaparak cihazın devamlı kapatmasına ve yani ileride olacak bir arıza sebep verebileceği için de açıkçası arkadaşlar ekranı direkt sökmek zorunda kaldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir tane kasamız bulunuyor. Ekranımız bulunmamakta. Ekranı nasıl sökeriz derseniz ekranın arkadaşlar bir vida montesi bulunmamakta ekranların. Burada arkadaşlar yapışkanlar ile ekran tutulmakta. Onun için de sıcak bir işte saç kurutma makinesiyle bunu yüksek sıcaklıkta arkadaşlar üfleyerek ekranına siz yapışkanlarını geçirerek bir tırnak yardımıyla ekranı sökebiliyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Tabi anakart üzerindeki ekran bağlantı kablolarını da çıkartmanız gerek. Şimdi gelin arkadaşlar lafı fazla uzatmayalım. Ekranımızı bir takalım ve sonuçları sizlerle birlikte görelim ve o arada biraz da muhabbet edelim arkadaşlar. Hadi şimdi videoya. Evet sevgili takipçilerimiz, gördüğünüz gibi şu anda kasamız burada. Kasamızın ekranı yok demiş. Nasıl söktüğümüz zaman bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Buralarda hemen şöyle göstereyim. Yapışkan alanlar bulunuyor. Bu yapışkanları arkadaşlar siz ısıtarak yani fön makinesini dışarıdan ısıttığınız takdirde bu yapışkanlar yumuşuyor ve bunları çok rahat bir şekilde ekranı çıkartabiliyorsunuz. Ekranda herhangi bir monte vidası bulunmuyor. Şimdi bunları geçelim. Hemen direkt cihazımızı bir montajlayalım. Bakalım bizleri nasıl bir manzara karşılayacak dediğimiz gibi. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken şey hemen şöyle bir sizlere göstereyim. Kasayı çıkartacağız. Cihazımı şöyle ters çevirerek arkadaşlar şu yandaki alanlar bulunmakta sizlerin de görebildiği gibi. Şu alanlarda bir kartvizit bile olabilir veya ince bir plaka ile, ama ince olmasında yarar var. Yan alanlardan girerek şöyle telefonumuzu çıkartıyoruz. Bunu çıkarttığımız zaman arkadaşlar sizlerin de görebileceği gibi şurada şöyle ses açma kapatma tuşu ve bir tane power tuşu bulunuyor. Şu öncelikle ekran takabilmek için şunu şuradan bir çıkartmamız lazım. Çıkarttık. Şimdi alacağız kenara ekranımızı. Ekranımızı arkadaşlar şöyle görebildiğiniz gibi elektronik alışveriş sitesinden biz bu ekranı arkadaşlarım tam 65 liraya aldık. 5-10 dakikalık bir işlem ile biz bu cihazımızı kendimiz yapacağız. Şimdi arkadaşlar cihazımızı ekranımızı yapıştıracağız ama ondan önce hemen şu birkaç işlemimiz var. Onun için hemen şu arka tarafa anakartın üzerine şöyle kağıdımızı koyarak işlemimize geçelim ki anakart devreleri zarar görmesin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda yapışkanlar bulunuyor. Bu yapışkanları isterseniz çıkartabilirsiniz. Ben pek çıkartma taraftarı değilim aslında ama şöyle gene de bir çıkartsak mı çıkartmasak mı? Bence bunları şöyle bir çıkartalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çift taraflı bant alacağız. Bu çift taraflı bantla cihazımızı yapıştıracağız. Hemen şu orta göbeğe bir tane arkadaşlar şu şekilde koyduk. Gördüğünüz gibi aynen. Şöyle gördüğünüz gibi işlemimiz. Ledleri de. Gerçi burası da şey şeffaf olduğu için bir sıkıntı olmayacak, onu unuttuk. Şöyle burası da tamamdır. Şimdi şöyle şunları şöyle.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda cihazın bant işlemini gerçekleştirdik. Şu anda her alanını güzel yere bantladık. Öncelikle arkadaşlar şu alandan, şuradan. Buradan bunu böyle geçiriyoruz. Bunu geçirdikten sonra ekranın yapışmamasına dikkat ediyoruz. Şuradan geçiriyoruz. Cihazımızı takıyoruz. Gördüğünüz gibi takıldı. Diğer kablosunu taktıktan sonra gördüğünüz gibi burası bu şekilde takılmış oluyor. Ekranımızın dokunmatiği için gerekli olan alana ise şöyle gördüğünüz gibi şöyle takıyoruz ve takıldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve şimdi yapmamız gereken tek şey ekranı nazikçe yerleştirmek ki yapışkanlar sonra bu ekranı çok büyük sıkıntı olabilir. Onun için dikkatli bir şekilde şu şekilde. Arka tarafa baktığımız zaman ise gördüğünüz gibi gayet sorunsuz. Şimdi gelin cihazımızı montajlayalım. Gördüğünüz gibi kasasını montajlayacağız ve cihazımızı çalıştıracağız. Bakalım bizi nasıl bir manzara karşılayacak. Şu anda sizlerle birlikte ilk defa çalıştıracağız. Bakalım bir problem oluşacak mı? Bunu böyle kaldırdığımız takdirde yatay alandan şöyle takıyoruz. Bastırarak ek bir şey yapmamıza gerek yok. Kasayı arkadaşlar oturtturduk şimdi. Şimdi geleceğiz. Arka tarafta vidalarımı yapacağız sadece. O kadar. Ondan sonra cihazımı çalıştıracağız. Arkadaşlar şuradaki vidamızı bulamadım. Onu da artık yani yapacak bir şey yok. Şöyle pilimizi takıyoruz. Kapağımızı da kapatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey tamam. Tek yapmamız gereken şey tuşa basmak artık. Ve gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım ekranımız geldi. Dokunmatiğimizi bir görelim. Ekran herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet iyi. Bir problemi yok. Daha şöyle çıkartacağım. Evet, pilimiz de bitmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir sıkıntısı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alttaki tuşlarımız da bakalım aynen takır takır çalışıyor. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonumuzu yaptık. Ekranımızı arkadaşlar sadece 65 TL ödeyerek internet üzerinden satın aldık. Ve gördüğünüz gibi hemen 10 dakikalık bir işlemle cihazımızı böyle kullanabilir hale getirdik. Hemen şimdi size tekrardan özetliyorum. Ekranı sökmek için yapmanız gereken şey fön makinesini arkadaşlar bu şekilde üflüyorsunuz. Bayağı bir ısıttıktan sonra ekranı bu şekilde patır patır sökebiliyorsunuz. Çok kolay bir işlem. İç sıkıcınızı sıkmasın. Çok basit bir işlem. Dediğimiz gibi onu zaten tutan tek şey bantlar. Burada geçtiğimiz takdirde ise arkadaşlar bir diğer konusu cihazın ekran yapıştırma noktasında. Ekran satın aldığınız zaman arkadaşlar hem önünde hem arkasında bir tane jelatin bulunuyor. Arkadaki jelatini çıkarttıktan sonra öndeki jelatini çıkartabilirsiniz. Neyse bunu bir kenara koyuyoruz ve hemen kasamıza geliyoruz. Kasamıza daha demin de yaptığımız gibi çift taraflı bant uygulayarak yanlara, üste, alta ve diğer bütün yanlara uyguladıktan sonra orta göbeğde birkaç tane çift bant, çift taraflı bant attıktan sonra kasamızı sabitleyebiliyoruz. Çok kolay bir şekilde. Gayet başarılı bir işlem oldu. Gördüğünüz gibi cihazımızda takır takır çalışmakta. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Ve hemen şu kanalımızı şöyle bir hemen bir yere bir tıklayın, bir abone olun, bir şey yapın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve videomuzu da diğer sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.